1990 yılında bir ailenin Fatma ve Enes adında ikiz bebekleri oluyor. 25 yıl sonra Fatma doktor, Enes ise astronot oluyor. 2015 yılında Enes 0.6C hızıyla hareket eden bir uzay aracında işe giriyor. Enes dünyadan 18 ışık yılı uzaktaki X gezegenine yolculuğa çıktığı gün 5 yaşında oğlu ve yeni doğmuş yeğeni vardır. Enes X gezegenine sabit hızla gidip beklemeden geri döndüğünde kardeşi, yeğeni, oğlu ve kendisi kaç yaşında olur? Birinci yaklaşım. Dünyaya göre astronotun X gezegenine gidiş süresi T gidiş eşittir yol bölü hız eşittir 18 ışık yılı bölü 0.6C eşittir 18 çarpı C çarpı yıl bölü 0.6C eşittir 30 yıldır. Dönüş süresi Enes'in yolculuktaki hızı sabit olduğundan T dönüş eşittir T gidiş eşittir 30 yıl. Astronotun toplam yolculuk süresi T eşittir T gidiş artı T dönüş eşittir 30 artı 30 eşittir 60 yıldır. Bulduklarımızı denklemde yerine yazarsak T eşittir gamma T0 60 eşittir 5 bölü 4 T0 ise T0 eşittir 48 yıl geçmiş olur. Bu durumda dünyaya göre bireylerin yaş durumu tablo 1'deki gibi olur. Yolculuğa başlandığı anda astronot ve ikizi 25, astronotun yeğeni 0, oğlu 5 yaşındadır. Dünyaya göre geçen süre 60, astronota göre geçen süre 48 yıl olduğundan yolculuk bitiminde astronot 73, astronotun ikizi 85, yeğeni 60, oğlu 65 yaşında olacaktır. İkinci yaklaşım. Hareket göreli olduğundan astronot dünyaya göre 0.6C hızıyla giderken dünyaya baktığında kendisini durgun, dünyayı ters yönde 0.6C hızıyla hareket ediyor ve sürekli kendinden uzaklaşıyor görecektir. Bu durumda dünyadan X gezegenine gitme süresi T gidiş eşittir yol bölü hız eşittir 18 ışık yılı bölü 0.6C eşittir 18 çarpı C çarpı yıl bölü 0.6C eşittir 30 yıldır. Dönüş süresi de 30 yıl olur. Toplam yolculuk T üssü eşittir T gidiş artı T dönüş eşittir 30 artı 30 eşittir 60 yıl olacaktır. Bu durumda dünyadakiler için geçen süre T üssü eşittir gamma T0, 60 eşittir 5 bölü 4 T0 ise T0 eşittir 48 yıl olur. Bu durumda astronota göre bireylerin yaş durumları tablo 2'deki gibi olur. Yolculuğa başlandığı anda astronot ve ikizi 25, astronotun yeğeni 0, oğlu 5 yaşındadır. Dünyaya göre geçen süre 48, astronota göre geçen süre 60 yıl olduğundan astronot 85, astronotun ikizi 73, yeğeni 48, oğlu 53 yaşında olacaktır. Tablo 1 ve 2'deki yaşlar incelendiğinde bulunan yaşların oldukça farklı olduğu görülür. Bu durumda hangi tablodaki değerler doğrudur? Olaya birinci yaklaşımla baktığımızda, dünyada kalanlar için astronot sabit hızla hareket etmektedir. Dolayısıyla eylemsiz bir sistem söz konusudur. Eylemsiz sistemler için fizik yasaları ve ışık hızı değişmeyeceğinden, birinci yaklaşımın sonuçlarında bir problem yoktur. Yani postülalarla uyumludur. Olaya ikinci yaklaşımla baktığımızda, sabit hızla hareket eden astronot, kendini durgun algılarken, dünyayı sabit hızla kendinden uzaklaşıyor göreceğinden, burada yine eylemsiz bir sistem söz konusudur. Ancak astronot gerek X gezegeninden geriye dönüş yaparken, gerekse durmak için yaptığı harekette sabit hızdan söz etmek mümkün değildir. Her iki durumda da ivmeli hareket söz konusu olduğundan ve dolayısıyla astronot kendini artık durgun olarak algılayamayacağından eylemsiz bir sistemden bahsedilemez. İvmeli sistemdeki olaylar eylemsiz sistemde geçerli olan yaklaşımlara göre yorumlanamaz. Yani astronotun gözlem çerçevesinde eylemsiz sistemlerdeki yasalar geçerli değildir. Bu durumda ikinci yaklaşımın sonuçları doğru olmayacaktır. Astronot dünyaya geldiğinde oğlu 65, kendisi 73 yaşında olacaktır. Kişilerin yaşları tablo 1'deki gibidir. Astronot siz olsaydınız ve uzay yolculuğunda geçirdiğiniz zamana göre maaş alsaydınız, hangi saate göre maaş alırdınız?